Kebigeç'in yeni programında birlikteyiz tekrardan. Bu hafta değerli bir meslektaşımız ve benim de yakın dostlarımdan olan Abdulazim Şimşek, Dicle Üniversitesi'nden onu mihman ediyoruz. Kendisinin çok kısa bir süre önce iletişim yayınlarından çıkan Komünistin Eşkali, Türkiye'de Antikomünizm 1945-1971 yıllarını ele alan, yıllar arasında ele alan çalışması. Ben huzurlarınızda kendisine programa katılım kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin değerli Abdulazim. Abi hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Umarım faydalı bir program olur. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi aslında çok önemli bir konuyu çalışmışsın. Zengin bir arşivi söz konusu. Ve tabii ki yine bu çalışmanın jürisi içerisinde bulunan Türkiye tarihçiliğinin önemli isimlerinden birisi olan değerli Kurtuluş Kayalı'nın tabiriyle Vallahi Lazim, Abdulazim'in işi bir hakkın kotardığı anlaşılıyor diyor. Ve dolayısıyla onun da böyle bir çalışmaya referans olması bizim açımızdan ziyadesiyle önemlidir. Bu vesileyle Kurtuluş Hoca'yı da burada anmış olalım. Ben şimdi, de bir şey söyleyeyim. Buyurun lütfen. Kurtuluş Hoca için ona sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyorum. Ona da Tanrı Bora Hoca'ya da, ikisine eyvallah de. Çok büyük emekleri var gerçekten. Eyvallah, eyvallah. Şimdi istersen ilk soruyla başlayalım. Belki biraz bu çalışmanın senin açından hangi meraka ya da sorulara binaen doğduğuyla sözü sana bırakayım. Buyur. Yani aslında çok geçmişe gidebilir. Yani sağcı çevrelerde büyüdüğüm için orada tarifi yapılan bir solcu vardı, bir komünist vardı. O benim belleğimde yer edinmişti. Hatta dil tarihe başlarken de işte çok sık sağ sol olayları yaşanıyordu, kavgalar yaşanıyordu. Ve o sürekli beni tetikliyordu, yani tahrik ediyordu. Ama tabii literatüre dair, yani bilgi olarak da çok az bir şey biliyordum. Literatüre dair bir bilgim yoktu. Kemal Karpat'ın Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi diye güzel bir kitabı var. Onu okurken orada bir sola dair bir bölüm var. Antikomünist derneklerden ve Türk sahanın içindeki antikomünizmden bahsediyordu. Bunun üzerine ben de biraz böyle sağa solu taramaya başladım. İşte Kurtuluş Hoca'yla bu konuyu konuştuk. Bu çalışılabilir diye kararlaştırdık. Çünkü piyasada da o zaman, yani literatürde de işin doğrusu çok bir şey yoktu. Yani Derya Çağlar'ın Hayali Komünizm dışında ben başladığımda yapılmış bir çalışma yoktu. Fakat ben başladıktan kısa bir süre sonra Cangül Örnek Hoca'nın, bir de Ertuğrul Meşe Hoca'nın kitapları çıktı. Biri yüksek lisans, biri doktora tezi. İkisi de çok iyi çalışmalar. Hatta işte bu anlamda da bir antikomünizm literatürü oluşuyor. Antikomünist bir şey oluşuyor, külliyat oluşuyor. Benden sonra da çalışanlar var ve bu şekilde Kurtuluş Hoca'yla aslında kararlaştırdık. Tabii kapsamı, içindekiler kısmı o zaman içerisinde şekillendi. Yani başladığım noktayla bitirdiğim nokta tabii ki çok fark etti. Sen de şahitlik ettin, yani Milli Kütüphane'de bayağı bir mesai harcadım. Arşivlerde, işte sahaflarda. Mümkün mertebe ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalıştım ama çok fazla kaynak var, çok fazla veri var. Hala da çalışılabilir. Başka yönlerden Türkiye'de antikomünizm çalışılabilir. Birçok boşluk var. Yani ben sadece bir patikayı yapmaya çalıştım. İsteyen, ilgiyi duyan varsa çalışabilir yani. Bitmiş bir şey değil, onu söyleyeyim. Evet, yani. Evet. Peki aslında kendi yaşam hikayenden de bahsettin. Bir sağcı çevrenizde büyümek. Tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mesela ben ilk, abi sözünü kestim, kusura bakma. Estağfurullah. Ben başladığımda bana yani bir iki hoca sen bunu yapamazsın dediler. Hatta senin de çok iyi tanıdığın bir hocamız. Bir gün karşılaştık, dedi ki ne yapıyorsun? İşte hocam teze başladım. Konu ne? İşte Türkiye'de antikomünizm. Durdu böyle, ya dedi, sen işte
bir muhafazakar olarak yani o benim kayıracağımı, işte tam bir antikomünist perspektifle yaklaşacağımı düşündü. Belki öyle olabilirdi de ama bunu Kurtuluş Hoca çok dengeliyordu. Evet. Yani bütün sorularımın cevapları ondaydı. Ve ne zaman arasam o da Tanrı Hoca da yani cevap veriyorlardı bana. Beni dinliyorlardı. O zahmete katlanıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani ben işte sadece çevirilerde şey yetiştim, kaldım. Ve bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yok, tezi yok. Bu Hiçbir bakış şey yok. açısıyla bu bakış açısıyla okunması, ben kendim söylüyorum, daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Yani sol bir bakış açısıyla yazmadım onu. Evet. Yani aslında önemli olan da bir yanıyla da bu değil mi? Netice itibariyle hani tarihsel bir vakayı, özellikle belirli bir dönem arasındaki tarihsel bir vakayı tartışıyorsun. Ve burada da aslında sağın bakış açısını tartışıyorsun. Ve kendi yaşam hikayenin de aslında bu empati kurarken de sana bir altlık teşkil ettiğini de görüyoruz. Peki buradan devam edersek, Türkiye sağının komünist eşgali diyorsun çünkü kitabın üst başlığı komünistin eşgali. Türkiye sağının komünist eşgali nasıl ve biz genel itibariyle antikomünizmden de ne anlamalıyız bu tarihsel süre aralığında? Yani antikomünizm kavramsal olarak bu konu uzmanları tarafından sosyalist ülkeler ve onun paydaşlarına, onlarla dayanışma içerisinde bulunanlara karşı yürütülen bir mücadele biçimi olarak, yani çok böyle kuru kuruya bir tanım, fakat bu yani üç farklı döneme ayrılıyor. Yani tezin kavram kısmında da anlattığım gibi, işte sosyalizmin ortaya çıkış sürecinden Ekim devrimine kadar bir dönemlendirme yapıyorlar. Ekim devriminden 1945 yılına kadar, yani Soğuk Savaş'ın girişine kadar ve Soğuk Savaş'ın başlarından 1991'e kadar. Şimdi antikomünizm Ekim devriminden sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar, yani iki savaş arasında biraz dönüştü. Yani kavramsal olarak dönüştü. Neye dönüştü? Anti-Sovyet ve anti-Bolşevizm. Bu kavramlar kullanılmaya başladı yani antikomünizmin yerine ve bu iki savaş arası dönemde Hitler'in ve Churchill'ın politikaları, özellikle Sovyetlere dönük politikaları bu antikomünist düşünceyi besliyor. Özellikle Hitler'in Sovyetlere dair politikası, söylemleri sınır aşırı milliyetçilikleri, yani Almanya dışındaki milliyetçi düşünceleri de etkiliyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesidir. Yani Türk milliyetçiliği özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu pan-Türkistler, yani milliyetçilikten pan-Türkizme evrilen kesimi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ona geleceğim. Yani bu Türkçülerin, dış Türklerin, evet, Türkiye antikomünizmine katkılarını, onu daha da ayrıntılandırmak istiyorum. Evet. Soğuk Savaş döneminde ise, şimdi sosyalizm tek ülkeden bir dünya sistemine doğru gitmeye başladı. Yani işte Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Uzak Asya'da işte kabul edilmeye başlandı. Yani işte Doğu Avrupa'da Sovyet yanlısı partiler peyderpey iktidara geldiler. Seçim yoluyla geldiler. Yani her ne kadar Soğuk Savaş dönemi üzerine yapılan çalışmalarda işte Kızıl Ordu'nun gölgesinde yapılan seçimlerde diye ifade edilse de ilahi nihayet seçimlerde iktidara geldiler. Şimdi Sovyetleri aşan bir şey. Dolayısıyla bu noktada da Soğuk Savaş döneminde işte emperyalizm buna karşı önlem almaya çalıştı. İşte Soğuk Savaş dönemindeki hikaye, mevzu biraz da bu. Hı hı. Yani antikomünizm aşağı yukarı bir şekilde. Bu Türkiye'de kullanım şekline ilerleyen dakikalarda geliriz. Tamam. Yani tek parti döneminde ne anlam ifade ediyordu? Soğuk Savaş döneminde neye evrildi? 64'ten sonra niye değişip dönüştü? Onu daha da ayrıntılandırırız yani. Peki burada aslında belki biraz da evveline gidip, çünkü sadece çok partili sistemle beraber değil, daha öncesi de var.
1945 yılına gelinceye kadar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, komünizm ve komünistlere yönelik nasıl bir bakış açısı vardı? Çünkü belirli simalar var. Savaş öncesi ve soğuk savaş süreci anti-komünist mücadelesinde bu iki dönem arasında bir farklılık var mı? Tabii ki. Yani her dönemin, Türkiye'de herhangi bir düşünce, yani İslamcılık olsun, milliyetçilik olsun, solculuk olsun, yani mesela 1980 sonrası sol ile 1980 öncesi sol bir tutamayız veya 1940'lı yılların solu ile 1960'lı yılların solunu bir tutamayız. Yani o da değişip dönüşüyor. İslamcılığı da öyle, milliyetçiliği de öyle, Kemalizmi hakeza öyle. Şimdi tabii ki komünizme bakışla Osmanlı döneminde, tek parti döneminde ve çok partili hayatı geçtikten sonra, özellikle Soğuk Savaş döneminde çok farklılık arz ediyor. Çünkü bir defa yani yayınlar değişiyor, aktörler değişiyor. Onun öncesinde işte iç politikada, dış politikada çok ciddi parametreler değişiyor. Yani değişik politikalar uygulanıyor. Dolayısıyla bu politikaların değişmesi normal. Ama Osmanlı'ya gelecek olursak, şimdi Osmanlı'da ilk sosyalizm kavramıyla karşılaşmaz sosyalizme iştiraki enval ve iyal diyorlar. Yani çok basit bir yakıştırma ama çok sufli, çok pejoratif bir yakıştırma. İşte sen de biliyorsun, işte kadının ve malın ortaklığı. Ve bu kavram aslında Türk sahanın peşini bırakmayacak. Yani kendi komünist tanımlarını bunun üzerine inşa edecekler. Tabii bu tanım üzerine, yani motomot bu tanım değil de bu biraz evrilecek. Yani bir evrim geçirecek. Ama buraya dayanıyor. Yani Osmanlı döneminde bu şekilde tanımlanıyor ve işte 2. Meşrutiyet'ten sonra işte İştirakçı Hilmi 1909'da Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kuruyor. İşte İştirak dergisi var ve kendisi de İştirakçı Hilmi olarak biliyor ama çok bir hani parti olarak var, yayınları var ama hani işte bildiğim kadarıyla seçime girmiyor ve Meclis-i Mebusan'da da Müslüman sosyalist yok diye biliyorum. Yani var olan sosyalistlerin hepsi gayrimüslim. 1920'ye geldiğimizde işte Türkiye solu için en verimli, en üretken yıllardan birisidir ki bu noktada Hamit Erdem ve Emel Akalın hocaları çok güzel, çok kaliteli çalışmaları var. İşte denetimli bir Türkiye Komünist Partisi, yani güdümlü ona müsaade ediyor. Diğer tarafta Türkiye Komünist Partisi var. 1925'te işte Şehzade İsyanı üzerine çıkan Tahrir-i Sükun kanunda orada işte hem solcu hem İslamcı ve daha doğrusu muhalif ne kadar yayın varsa orada kapatılıyor. İşte Aydınlık, Orak Çekiç bunlardan, bu sol yayınlardan. 1927 çok kritik bir noktadır. 1927'de bir tevkifat gerçekleşiyor ve işte Vedat Nedim Tör, TKP'nin bütün bilgi, belge ne kadar şey varsa mahkemeye sunuyor. İşte Şevket Süreyya Aydemir ile birlikte. O bir kırılma, bir kırılmadır ve bu tarihten itibaren de Türkiye Komünist Partisi, yani sol faaliyetler yer altına inmeye başlıyor. Her ne kadar işte Serteller, işte Resimli Ay gibi yayınlarda çalışmalarını sürdürse de ama çok fazla baskıya maruz kalıyorlar. Ki bu süreçte yani Türkiye'nin Sovyetlerle ilişkileri de çok iyi, onu da söyleyeyim. Yani işte Troçki mesela geliyor 3 yıl 4 yıl kadar Türkiye'de kalıyor. Türkiye ekonomik anlamda, kültürel anlamda Sovyetlerden çok ciddi yardımlar alıyor. Yani mesela birinci 5 yıllık sanayi planı, ikinci 5 yıllık sanayi planı, ikincisi uygulamaya geçmedi. Birincisi uygulanırken Sovyet uzmanlarından yardım alıyorlar. Ekonomik yardımlar. Mesela halk evleri kurulurken keza işte Sovyetlerin Komsomol Gençlik Teşkilatı örnek alıyor. Sadece Sovyetlerinden ama Sovyetler de bunlardan bir tanesi. Yani Türk ocakları kapatılırken yani en azından Türk ocakları üzerine yapılan çalışmaları okuduğumuzda kapanma nedenlerine, gerekçelerden bir tanesidir. Yani Sovyetlerin rahatsızlığını dile getirmesi diye. Çünkü Pan-Türkizm
şeyi var ve politikası var Türk ocaklarının. Şimdi tek gerekçe bu değil. Başka gerekçeler de var ama bu da gerekçelerden bir tanesidir ki Türkiye o süreçte yani Sovyetlerle ilişkilerini bozmak istemiyor. Çünkü Mustafa Kemal pancı ideallere, pancı politikalara yer vermiyor. Yani ne pan-İslamizm ne pan-Türkizm. Dolayısıyla Sovyetlerle ilişkileri çok iyi. Ama bu noktada Sovyetlerle ilişkiler çok ama sola müsamaha gösteriliyor mu tek parti döneminde? İşte aynı şeyi söyleyemem. Mesela 1936'da İtalyan ceza kanununda 141-142 yani sınıf esasını sınıfı esas alan teşkilatların, partilerin kurulmasını yasaklayan kanunlar kabul ediliyor ve bu peyderpey yani 1938'de, 1946'da, 1949'da ve 1951'de ihtiyaç duydukça bu kanunun kapsamı değiştiriliyor. Yani genişletiliyor daha doğrusu. Mesela 1951'de artık idam cezası ekleniyor. Hatta işte 1951-52 tevkifatında Kemal Tahir, yani bunu Aziz Nesin'in anılarında okumuştum. Kemal Tahir çok korkuyor. Galiba bizi asacaklar diyor. Çünkü zaten donanma olayından içeri girmiş, 10 sene kadar yatmış. Çıkıyor tekrar, pardon, evet, yani bizi asacaklar diye korkuyor. Tek parti döneminde böyle bir politika var. Yani çok müsaade edilmiyor. Müsaade edildiği dönem 1946. Hı hı. Fakat 6 ay kadar müsaade ediliyor. Tekrar o süreçte kurulan partiler kapatılıyor. Ve 1960'a kadar, 61'e kadar Türkiye'de herhangi bir sol parti, herhangi bir dernek, yani böyle sürekli olan, devamlı olan bir şeyden bahsedemeyiz. Yayınlar da çok kısa süreli yapılıyor. Evet. Yani işte Yurt ve Dünya, Adımlar, işte Zincirli Hürriyet, yani aklıma geldikçe işte Resim Lahi sürekli baskılara maruz kalıyor. Yani tek parti döneminde de böyle bir baskı süreci var ama çok partili hayatta bambaşka bir yöne evriliyor. Peki burada antikomünizm konusunda özellikle Türkçülük, İslamcılık ve Kemalizm başlıkları üzerinden ve bunların mücadelesine eğiliyorsun aslında bir yanıyla. Hani Türkçülük, İslamcılık bir şekilde anlaşılabilir bir şey gibi gözüküyor ama sen biraz daha böyle hani Kemalizm biraz daha böyle hani soldan yorumlandığı için günümüzde Türkiye'de buranın da aslında bu hikayenin içerisinde bir rolünün olduğunu söylüyorsun. Bu üç başlık üzerinden de bir şeyler söylersen. Ya Kemalizm'e dair şöyle söyleyeyim. Mesela 1965 sonrasında işte meydanlara inen, işte sokaklara inen solcu gençlik sürekli Mustafa Kemal'e, onun işte anti-emperyalist vurgusuna bir işaret var değil mi? Evet. Sağda ise, yani şimdi sağda bunu şöyle anlıyor. Mustafa Kemal'i bunlar komünist zannediyor. Mustafa Kemal'den bir komünist profil yaratmaya çalışıyorlar. Türk sahada Mustafa Kemal'in söylemediği, komünizm gördüğü her yerde ezilmelidir sözünü bir slogan haline getiriyor ve hep neredeyse bütün kaynaklarda, bütün dergilerde, hatta dergilerin kapaklarında sürekli var. Bir antikomünist figür çıkarmaya çalışıyorlar. Bu Mustafa Kemal'in şahsının, yani kullanma kavramını, sözcüğünü kullanırsan ne kadar uygun olur bilmiyorum ama ona rağmen böyle ikisi, iki tarafta kendine çekmeye çalışıyor. Yani Mustafa Kemal'den bir komünist figür, Mustafa Kemal'den bir anti-komünist figür. İşte hatta çok dindar bir figür de çıkarmaya çalışıyor. Ama şimdi bu işin bir tarafı ama tek parti dönemine baktığım zaman, uygulamalarına baktığım zaman, özellikle yani 45 ve 50 arasına baktığım zaman, orada İnönü döneminde yani neler yaşanıyor? Yani bir DTCF hadisesi var, Tan baskını var ve Tan baskınında dönemin aktörleri, işte şahitleri, anılarında yazdıklarına göre bu bizzat yani dönemin işte iktidar partisi tarafından tertip edildiğine dair izlenimlerini paylaşıyorlar. Demokrat Parti döneminin ilk Demokrat Parti döneminin ilk senelerinde, ilk yıllarında mesela ciddi bir antikomünist
hava var. Yani baskıcı. Mesela burada Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir muhalefet göstermiyor. Hatta biraz önce söylediğim gibi 1951'de 141-141'e idam cezası eklenirken Cumhuriyet Halk Partisi bunu istiyor. İşte 1951-52'de çok geniş bir tevkifat yapılıyor. Mesela orada yine muhalefet yok. İşte Kore'ye asker gönderirken mesela sadece itirazları neden meclise getirmediniz oluyor. Veya NATO'ya üye olurken. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti kurulurken Demokrat Parti'yi komünist olmakla suçluyor. Hatta komünistlerle işbirliği yapmaması için onları takip ediyor. Yani dönemin İçişleri Bakanı Hilmi Uran Menderes'i işte ondan sonra Bayar'ı, Koraltan'ı ve Köprülü'yü adım adım takip ediyor. Diğer tarafta kimi takip ediyor? Sertelleri takip ediyor. İşte Tevfik Güçlü Aras'ı takip ettiriyor. Daha doğrusu yani bizzat kendisi takip etmiyor da. Yani bunlar komünist. Çünkü birlikte toplantı yapıyorlar ve birlikte bir parti kurma şeyi var, projesi var. Cumhuriyet Halk Partisi bundan haberdar ve uyarıyor. Bunlar da iş birliğine gitmeyin diye. Yani o kadar antikomünistler ki yani Türkiye'nin değişmez tek parti dönemde değişmez genel kurmay başkanı ve ultra milliyetçi muhafazakar bir figür Mareşal Fevzi Çakmak gibi birisini bile komünistlikle tutuyorlar. Yani mecliste ciddi ciddi hatta vefat işte hasta yatağında işte gelen Cumhuriyet Halk Partileri kabul etmiyor. O kadar kızgın, o kadar sinirli. Yani sebebi de şu, o Çakmak komünistlerle, dönemin komünistleriyle işte bir insan hakları derneği kuruyor. Şimdi o da yani değişik bir şey. Yani ultra milliyetçi muhafazakar birisi, işte sosyalist aydınlar, gazeteciler birlikte bir insan hakları derneği kuruyorlar. Neye, hangi amaca binaen, niçin o tabii soru işareti. Yani antikomünist bir parti. Yani Türkiye İşçi Partisi kurulurken 1965 seçimlerinde seçime girerken seçim sonrasında belki Adalet Partisi kadar Türkiye İşçi Partisi'ne muhalefet etmiyor. Çünkü Adalet Partisi iktidar partisi. Ama onun da yani satır aralarında çok ciddi muhalefet ettiğini görebiliyoruz. Muhtemelen bu söylediklerim Kemalistlerin hoşuna gitmeyecek. Ama yani şimdi dönem Kemalistlerin hoşuna gitmeyecek. Ama yani mesela bir Fali Rıfkı Atay'ı, bir Necmettin Sadak'ı, ne bileyim bir Metin Toker'i. Yani birçok figür sayabilirim aslında yani Kemalist olup ama ciddi antikomünist olan. Peki burada bir şey daha sorayım ben. Sen aslında demin sözün başındayken belirtmiştin. Bu dış Türklerden bahsettin. Türkiye dışındaki Türklerden. Şimdi senin çalışmanda da aslında bölüm burası bir yanıyla. Bunların antikomünist mücadelede çok etkin olduğunu görüyoruz. Bunun çok, neden çok. Ve sonuçları ve nasıl aslında? Bunu da biraz şimdi, açabilir misin? Şimdi tek parti döneminde özellikle 1920'li yıllarda milliyetçilik seküler çok özcü, Türkçü ve buna karşın anti pan Türkçü. Yani pan Türkist bir milliyetçilik değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani o süreçte yayınlanan Atsız'ın dergileri mesela Atsız, işte Orun, daha sonra işte başkalarının dergileri Ergenekon gibi dergiler bir dış Türklerle ilgili yayın yapıyorlar. Fakat siyasi malzeme olarak değil. Yani mesela Türkistan'da ne kadar Türk yaşıyor? İşte halk türküleri neler? İşte dağ isimleri, nehir isimleri bu kadar yumuşak deniliyor. Evet. Buna bile çok tahammül edilmiyor ve hemen bunlar kapatılıyor, üstü kapatılıyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte özellikle Orta Asya'dan gelen Türkler Sovyetler'de yaşadıklarını anlatmaya başlayınca, yaşadıklarını yazmaya başlayınca Türk antikomünistlerine en büyük malzemeyi sağlamış oluyor. Şimdi burada yani milliyetçilerle muhafazakarları ayrı tutmam lazım. Nurettin Topçu gibi, Necip Fazıl gibi, Ali Fuat Başgil gibi isimlerin metinlerinde yani neredeyse hiç diyeyim. Bir yerlerde birileri bulur al işte var
diyebilir ama yani o yüzden açık kapı bırakayım ama neredeyse hiç dış Türklere değinmiyorlar. Daha çok değinen benim yani bu kavramı ben tezimde kullandım. Ben başka yerde de görmedim. Soykütükçü diye Türkçüler. Onlar çok işliyor. Ve bunu da işleyince İslam'ı işte kenara itiyorlar. Yani bizim Araplarla, İranlarla veya başka işte İslam ülkeleriyle işimiz yok. Bizim için dış Türkler. Çünkü dış Türkler var olan yani potansiyel ama aslında sayıları da az değil yani işte siyasi olarak, gazeteci olarak, akademisyen olarak yani işte Seyit Ahmet Kırımer, işte Mirza Bala, ondan sonra Zeki Velidi Togan, Akdes Nimet Kurat, yani Ayaz İshaki, bir sürü böyle isim var ve bunlar o dergilerde sürekli yazıp çiziyor. Ve Türkiye'de işte dernek faaliyetleri yürütüyorlar. İşte Kırımlılar, Türkistanlılar, Azerbaycanlılar. Bunlar ne zaman faal olmaya başlıyorlar? Tabii ki 1940'ların sonları. Çünkü öncesinde dediğim gibi pan-Türkizm yasak. Hatta bizim antikomünist dergilerde bile pan-Türkçü yayınlar Demokrat Parti ile birlikte neşredilmeye başlanıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani ne tek parti döneminde, ne Demokrat Parti döneminde, ne Adalet Partisi döneminde bu dış Türkler meselesi hiçbir zaman devletin siyaseti haline de gelmiyor dış politikada. Ne dış politikada ne iç politikada. Yani bu kadar mesela yayıncılık yapılıyor, dergiler kuruluyor, dernekler kuruluyor, işte mitingler yapılıyor. İşte yani binlerce yazı yazılıyor. Türkistan'a dair, işte Dağıstan'a dair, Çeçenistan'a dair, işte Azerbaycan'a dair. Ama hükümet politikası olarak bunu göremezsin. Bugün aslında günümüze de getirebilirsin. Yani mesela işte bugün Türkistan'da bir dram yaşanıyor. Çünkü siyasal iktidarın çok vurgu yaptığını veya vurgu yaptığını çok göremiyor. Bu rasyonel değil zaten. Yani aslında bir anı, bir anekdot paylaşabilirim. Ben tez araştırmasını yaparken birisiyle görüşmüştüm bu dış Türkler meselesini. İhsan Sabri Çağlayan bile gidiyor. Diyor ki ya bu Bulgaristan'dan gelen Türklere işte eğitim, barınma, bu tür haklar verilmiyor. Neden? Diyor. İhsan Sabri Çağlayan gibi de ona diyor ki ya burada tek Türkçü sen misin diyor. Biz de Türk'üz, biz de milliyetçiyiz diyor ama biz diyor bunlara eğer burada olanaklar, imkanlar verirsek işte Kerkük'ten, Köstence'ye, işte Bakü'den Kırım'a kadar Türkler buraya akın ederler. Ve bu bizim altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Bu onlar orada kalmalı ve Türkiye'nin güvenliği de oralardan başlıyor. Kaldı ki devlet dış Türkleri politika malzemesi yaptığı zaman düşün yani işte Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sovyetler, işte altta Suriye, Irak, İran yani hangisiyle uğraşacak? Dolayısıyla ama yayıncılık yapanlara da çok bir şey söylemiyor. Bunlar hatta şunlar dış Türkler de mesela 1960 sonrasında işte Türk sahada, Türk soluda meydanlara iniyor. İşte Türkistanlılar, Azeriler o mitinglere katılıyorlar diyorlar ki yani bizi görün bakın biz ne haldeyiz. Eğer komünizmi istiyorsanız önce bizim oradaki durumumuza bakın diye böyle kendilerini vitrine çıkarıyorlar tabiri caizse. Peki burada aslında biraz şuradan devam etmek de daha verimli olur diye düşünüyorum. Çok da iyi gidiyor. Şimdi netice itibariyle bir neşriyat var. Yani yayınlar var senin de ifade ettiğin gibi. Ve burada sol engellenmeye çalışılıyor, kriminalize edilmeye çalışılıyor. Ve bütün bunların da aslında bir yanıyla bu neşriyatlar içerisinde ön plana geldiğini görüyoruz. Bu neşriyatların, metinlerin dili nasıl? Yani buna dair sol anti-sol mücadele nasıl yürüyor? Metinlerin zaten beni en çok şaşırtan kısımlardan birisi de buydu. Yani o bütün metinleri bir araya getir ve düzgün bir hani onlardan bir başka bir şey çıkartayım daha düzgün daha tunturaklı bir şey yani herhalde %1 %2'si etmez çünkü sürekli birbirini tekrarlayan ifadeler sürekli birbirini tekrarlayan kavramlar neredeyse aynı cümleleri sarf ediyorlar. Hemen hemen hepsi. Yani işte söyledim mesela Azerbaycan üzerinde. Yani Sovyetlerin 1910
2008'de galiba Bakü'ye girmesi mesela. Onun üzerine yani herhalde onlarca yazı vardır. Yani daha ne anlatabilirsiniz ki yani bir meseleye dair şimdi birbirini tekrar eden metinler ve son derece basit, sufli, yani pejmürde ifadeler, çok galiz küfürler ediliyor. Hakaretvari, yani Aybar'a, Beyce Boran'a, işte Sertel'lere, diğer komünistlere ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Yani Kızıl Sürüsü, Kızıl Ajanlar, Vatan Haini, her türlü yani bunlar daha yumuşak olan, şimdi söylemeyeyim ben yani programda o kadar kötücül bir profil çiziliyor ki, ama bunların yani böyle sol bir teoriden üretilen bir şey ne kadar kötü olursa olsun hani bir şeyler anlatabilir diye düşünüyorum. Yani sol bir metinden bir şey ürettiğiniz zaman, çünkü bence sol okumaları son derece sınırlıydı. Bence yani çok azı, belki Acılan Sahilgan'ı burada, burada bir parantez açayım ona, belki ona değiniriz. Acılan Sahilgan hariç, Nurettin Topçu, yani böyle aklıma geldikçe birkaç isim ama diğerlerin tamamının metinleri, dili çok basit. Zaten şeye de gerek yok, böyle ağdalı, işte, derin yorum içerikli, bunlara gerek yok çünkü antikomünist çevreler buna ihtiyaç duymuyorlar. Yani ivedi bir halleri var, aceleci bir halleri var. Türkiye son kale, Türkiye elden gidiyor. Bu yangında Türkiye'nin kurtarılması lazım. Onun için de böyle ağır metinlere, anlaşılması zor metinlere yani ihtiyaç yok, gerek yok diye. Sloganik yani, çok sloganik metinler yazılıyor. Yani zaten kitapta da söylüyorsun, hani bu antikomünistler alt sınıftan, taşradan merkeze göç edenler, bir toplumsal yapıdan da bahsediyorsun. Yoksul ailelerin çocukları, evet. Ve belki de bu metinlerin inşası da biraz buna yönelik. Peki isimler, evet isimler de aslında senin çalışmanda önemli bir yer tutuyoruz, zikrettin sen de konuşma içerisinde ve bunlara da bir bölüm ayırıyorsun. Bir 5 kişilik bir portre üzerinde duruyorsun antikomünist mücadelede. Acaba niye bunlar ve bunları farklı kılan şey neydi? Neden bunlar tercih ettin? Aslında onların hepsi yani sağda yer alan isimler. Fakat sağında farklı bölümlerinde, farklı bölmelerinde yer alan isimler. Yani hepsinin, yani mesela Nurettin Topçu Kanlı Pazar yaşanırken işte Türk solu kahrolsun NATO, işte 6. filo defol diye sloganlar atarken işte Türk sağı onları taşlıyor. Mesela işte Nurettin Topçu burada çekincelerini ifade ediyor. Diyor ki yani bu kabul edilebilir bir şey değil diyor. Yani solculara yönelik, sola yönelik bu kadar şiddet uygulanması, kendisi yazılarında da yazıyor. Hatta burada Necip Fazıl'la da ciddi bir şeye giriyor, ihtilafa düşüyorlar. Bir tartışmaya giriyorlar. Nurettin Topçu bu yönüyle ayrı. Daha böyle işte felsefeci, felsefe doktorası olan, siyasetin kenarına, yani siyasetin peşinde sürüklenmeyen bir isim. Kendine özgü bir isim. İlhan Darendelioğlu çok aksiyoner. Belki de antikomünist portreler içerisinde en aksiyoner olan o. İşte 1979'da da öldürülüyor. Evet. Dergi kuruyor, dernek başkanlıkları, siyaseti, Adalet Partisi'ne siyaset yapıyor. Bu işte o mesele, o basit metinler işte onun ürünü olan metinler. Mesela gerek yok yani. O sürekli yüzlerce, belki binleri bulan konferanslara gidiyor ve antikomünizmi anlatıyor. Hep aynı hikaye. Öyle aynı mi? Metin üzerinden. Necip Fazıl İslamcıları, İslamcıların sesi diye ekledim. Yani bir de onun antikomünizmi, işte onun üzerinde mesela bir CHP okuması. Yani onun gözüyle Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela onu biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin antikomünist politikalarını saydım. Ama şeyi okudum, Necip Fazıl'ı okuduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi komünizmin tam merkezinde oturuyor mesela. Altsız Türkçü milliyetçi kanadın çok kendine has bir yerinde duruyor. Irkçı olduğunu kendisi söylüyor. Nurculuğa, ümmetçiliğe, siyasi İslam'a, siyasi ümmetçiliğe nasıl, yani komünizme nasıl bakıyorsa, işte bu
İslami cemaatlere, tarikatlara ve İslam'ın hatta kendisine de evet, aynı şekilde baktığını söyleyebilirim. Yani söylemlerinde bunu var. Yani bu bir iftira veya uydurma şeyler evet, değil. Kendisi bu anlamda da söyleyeyim yani çok cesur. Hiç lafını hı-hı, sakınmayan bir adam yani. Bir de Acılan Sayılgan ki bence en renkli isim burada. Türkiye solu içerisinden geliyor. 1951-50 tevkifatında içeri gidiyor. Hapis yatıyor. Sonrası 1953 yılında onlardan ayrıldığını deklare ediyor. İşte Türk solundan bakarsanız itirafçı, kendi metinlerini okuduğunuz zaman benden önce her şey itiraf edilmişti zaten. Solcular bana haksızlık yapıyor diye yazılarında söylüyor ama onun yani Türkiye soluna dair derli toplu metinler yazdığını söyleyebilirim. Yani bu, seçerken bunları göz önünde bulundurarak, bu özelliklerini göz önünde bulundurarak seçtim. Aslında yani benim içimden geçen mesela Aydın Yalçın'ı da eklemek, Fadi Rıfkı Atay'ı da eklemek ama tabii o zaman şişiyor. Yani işin içinden çıkamıyorsun. İmkanım olsaydı eklerdim o iki ismi. Ama istersen ayrıntılandırabilirim. Daha da bu isimlerin şeyini ayrıntılandırabilirim. Şimdi burada yani aslında bir de kitabında dile getirdiğin, yani bu kitap bir tezin ürünü aslında. Şimdi diyorsun ki Türkiye'de iktidarların Amerika'nın ekonomik ve askeri desteğini almak için antikomünist ya da komünizm tehdidini afaki olarak sunduğunu ifade ediyorsun. Ve bir yanda da aslında şöyle bir tespitte bulunuyorsun. İşte Amerikan ve İngiliz arşivlerinde çıkan yeni belgelerde de Türkiye'nin, onların değerlendirmelerinde Türkiye'nin antikomünist mücadeleyi abarttığını ifade ediyorsun. Ve bunun aslında sonrasında yazan sağcı yazarlar tarafından da metinlerine sirayet ettin. Yani bunu onların da bir yanıyla da itiraf ettiğini söylüyorsun. Belki son olarak bunu sormak isterim. Abi şöyle bir şey. Şimdi Soğuk Savaş'ın hemen başlarında bir Sovyetlerin Türkiye tehdidi var. Ve Türkiye, sen de takdir edersin, işte 1910'lu yıllardan 20-22'ye kadar sürekli savaş hali olan, İşte iki savaş arasında da ekonomisini düzeltememiş, yani zor durumda olan bir ülke. Ve bir hocamızla konuşuyorduk. Yani hocam bu tehdit ne kadar gerçek ve Stalin gerçekten Türkiye'ye girebilir mi diye. O kıymetli hocamız bana şunu söyledi. Dedi ki ya Stalin girseydi muhtemelen Ankara'ya kadar hiçbir şeyle karşılaşmadan gelirdi diye. Türkiye bu tehdidi hissediyor. Ve aslında zannediliyor ki başlangıçta, İşte burada mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi, Kemalizm şeyi yapabiliriz. Mesela sanki Menderes Türkiye'nin kapılarını Amerika'ya açtı ve Menderes Amerikancı ama Marshall ve Truman doktrinleri, yardımları İnönü Cumhurbaşkanı iken alındı. İşte NATO'ya üyelikte mesela üyelik başvurusu var fakat kabul edilmiyor. Bu Menderes'e tırnak içerisinde söyleyeyim nasip oluyor. Bu noktada ya Amerika'da sonrasında Türkiye'yi bir tampon olarak, yani hem Orta Doğu'da hem işte Sovyetlere karşı bir tampon olarak kullanmak istiyor. İleri karakol görevini vermek istiyor ve Türkiye'de yardımlarda bulunuyor. Şimdi Türkiye bu yardımları alınca komünist hikayeyi abarttıkça abartmaya başlıyor. Hı hı. Yani işte yayınlarıyla, mesela bu yayınlarda, yani o dergiler, gazetelerde sürekli bir komünizm tehdidi varmış gibi anlatılmasın. Yani Demokrat Parti döneminde ne komünist tehdidi olabilir ki yani? Ama dergilere baktığın zaman, gazetelere baktığın zaman, işte meclis tartışmalarına baktığın zaman bunun ne kadar yer kapladığını görüyorsun ama karşılığı yok bunun. Şimdi iki bir örnek vereyim. Mesela 6-7 Eylül olayları benim için, yani fark ettiğim şey, bu olayın komünistlerin üstüne yıkılmak istenmesidir. Hı. Yani murad edilen oydu. Demokrat Parti istiyordu ki ya bu işin altından komünistler çıksın. Hı hı. Ya memlekette işte arşiv belgeleriyle de sabit, işte sayıları 200'ü, 300'ü, işte kimi zaman öğrenci, işçi, işte çalışan esnafla birlikte işte 2000, 3000 falan sayılıyor. Bu sayı değişiyor. Amerika'dan bir ekip getiriliyor. Bir uzman ekip getiriliyor ve 6-7 Eylül olaylarının arkasında ne var, kim var, bunun araştırılması isteniyor. Bir rapor hazırlıyor Amerikalı uzmanlar. Diyorlar ki ya bunun
bu 6-7 Eylül olaylarının arkasında komünistler olamaz. Komünistler 6-7 Eylül olaylarını gerçekleştirecek kadar güçlü olsalar, böyle bir nüfusları olsa, 6-7 Eylül olaylarını gerçekleştirmezler, devrim yaparlar diyor. Hmm. Ve Demokrat Parti o raporu yayınlamaktan vazgeçiyor. Ve bu Batılılarca da Menderes'in bu komünizm hikayesini abarttığı fark edilince de zaten o yardımlar artık gelmemeye başlıyor. O da işte ondan sonra Sovyetlere yeşil iç yapıyor, göz kırpmaya başlıyor. Fakat bu tabii şeyden sonra değişiyor. 1960'tan, özellikle 64'ten sonra, yani Demirel'in ziyareti, Kosygin'in Türkiye ziyareti anti-komünizmi bambaşka bir yere eviriyor. Evet. Evet, bugün değerli meslektaşım Abdülazim Şimşek'le Komünistin İşgali, Türkiye'de Antikomünizm 1945-1971 başlıklı iletişim yayınlarından çıkan kitabı üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Abi beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Yani söylediysem de bilerek değildir. Sürçülisan ettiysem affola. Haklarını helal etsinler şimdiden diyeyim. Eyvallah, sağ olasın.